Günaydın ve kalkalım. Bir şey olmadı, şu an kalktım. Hemen geçişler çekilsin. Tek istediğim elimden kameranın düşmemesi, benim suya düşmemem ve bu videodan telif yememem çünkü arka planda var öyle bir müzik çalıyor ki anlatamam. Şimdi ben Kuşadası'na geldim. Bugün Kuşadası'na gelecektim. Zaten Selçuk'taydım İzmir'de. İzmir Selçuk'ta Kuşadası arası çok kısa bir mesafe. Çok kısa dedim işte minibüs gibi bir şey bindik ve yani servise bindik. 30 dakika sürmedi. Biz ilk başta tekne turuyla başladık. Tekne turu saat 9.30'daydı. O yüzden 9.30'a yetiştik. Yani sabah bayağı 7'de falan kalktım. Çok uzuydum yine bugün ve çok erken kalkmış oldum. Şimdi size burayı göstereceğim. Biz ya şuradan yani buralardan bir yerden bindik. Buraya geldik şu anda. Yani bayağı artık orası görünmüyor neredeyse. Şu arkamdaki kısma gidiyoruz gibi görünüyor. Ben ilk defa geldim. Meltem daha önceden gelmişti, biliyor o yüzden. Şuralara bir yere gidiyoruz. Yaklaşık 4.5'da bitecekmiş gibi görünüyor. Koy koy gezecekmiş yani. 3 tane yere gideceğiz. 3 tane yere gideceğiz galiba. Ben de böyle tam bir yazlıkçı gibi geldim. Teknede şöyle bir şey. Ben şu an en üst katındayım. Burası boş diye buraya çıktım. Böyle önü var işte. Bu arada ikinci kat. Normal altında bir kat daha var. Böyle bir tekne. Şu an bu gösterdiğim kısımdan küçük görünüyor ama aslında 120 kişilik bir tekne bu. Bayağı aslında büyük. Kontenjanları yarıya düşürmüşler. Yani 60 kişi maksimum girebiliyordu içeri. Ve 60 kişi girdik galiba. Ama yani yine de mesafe var aslında insanlarla. Tabii maske takmıyoruz ama sadece girişte ateşimizi ölçtüler. Zaten başka ne yapabilirler ki yani? Tesmih yapacaklar. Hazır müzik çalmıyorken videoda konuşmak istedim. Şu an nereye geldik? Kargacık koyuna geldik. Bu geldiğimiz ikinci koy. Birinci koydan çıktık. Birinci koyla yaklaşık 1 saat kaldık. Şimdi buraya geldik ve burada yaklaşık 1,5 saat kalacakmışız. Aynı zamanda burada yemek de yiyoruz. Şu arkamda gördüğünüz yer bir plaj. Sanırım biz plaj kısmında değiliz de daha çok şey kısmındayız. Diğer tarafta şimdi oraya da gösterelim. Burada iki tane böyle aynı bizim şu an bindiğimiz gibi tekneler var. Bir tanesi daha çok böyle kişilik yani birisinin teknesi gibi. Ama diğeri aynı bu bizim bindiğimiz tekne gibi. Geldik burada 1,5 saat kalacakmışız dediğim gibi. Güzel geçiyor şu anda. Su gayet güzel. Fotoğraf çekilmeye çalıştım ama asla çekilemedim. Saçımın şeyliliği güzel bayağı şu anda. Hani o deniz tuzu şeyi olur ya. Şu an bir korkum. Şu suyun güzelliğine bakar mısınız? Şu suyun güzelliğine bakar mısınız? Bu ne be? Bir şey söyleyeyim, çok güzel görünüyor gerçekten. İşte bunlar sanırım çizgiyi aşıp geldiler. Denizleri aç da gel kurbanın olan şeklinde bir şarkı. Çok uygun değil mi şu anda? Su gerçekten çok güzel. Bu dediklerim işte iki tekne. Şu soldaki biraz daha hani birisine ait sanırım. Buradaki bizim binimizin aynı mantığında olan hani işte toplu götüren bir tekne. Burada bir plaj var. Bir saniye. Şimdi aşağı kata indim. Aşağı kata görüntüsü böyle. Yani ön tarafına doğru gidiyoruz. Burada kim var? Meltem var. Teknenin ön tarafına geldik. Abi bir dakika, bu yakın çekiyormuş. Ben diyorum ki niye bu kadar yakın? Tamam, şu an oldu. Teknenin ön tarafı bu şekilde. Böyle işte klasik ön taraf. Şimdi şeyden çok bahsetmek istemem ama uzun bir sıra oldu. Uzun bir sıranın sonunda da yemeğimizi almış bulunduk. Hala sıra var. Ama bizim sıra tam sosyal mesafe olan kısımdı. Gerçekten öyleydi. Yani benim arkamızı dediklerimizde. Yemekler de böyle. Sanırım bir öğün veriliyor değil mi Meltem? Ama istersen ikiyle veriyoruz. Yani ben bunu yemeyi düşünüyorum. Bunu. Bir de Meltem'in ablası bir tane şey yaptı, sandviç. Afiyet olsun Meltem. Bir de efendim, bon appétit. Bon appétit. Evet, sonunda geldik. Oturuyoruz. Bir günümüz olaysız geçmesin. Gerçi küçük bir olay yani, büyütmeye de gerek yok ama. Ben şimdi soda aldım. Şu an oturduğumuz yerde self servismiş. Ben soda aldım buradan.
Ondan sonra Meltem'e de Türk kahvesi istedim. Sonra biz bunu bekledik, bekledik, bekledik. Meltem'e yani Türk kahvesi orta olması gerekirken sadeydi. Üstelik hani normalde sade bir kahve yapsam o kadar acı olmaz. Hani ekstra içerisinde bir acık atmışlar gibi bir sadeliği vardı. Neyse sonra ne oldu? Tekneden indik, üstümüzü değiştik. Benim şu an böyle. Böyle bir görüntüm var. İnsanlar burada da yüzüyor. Zaten bir kapıda oturuyoruz. Yine öyle bir müzik var ki. Umarım telif yemem. Neyse Meltem şimdi kahvesini bekliyor. Aa, aynen kahveyi aldı, geliyor şu anda. Ciddiyetimi nasıl yakalarsın ya? Dökmedim ben. Gerçekten mi? Kahve nasıl dökülmez size onu göstereceğim. Gerçekten dökmedin mi kahveyi? Evet. Ama benim kahve ağzına kadar doluydu. Evet Meltem. Ne diyorsun bu duruma? Kahvenin dökülmesine mi? Hayır. Ben bu arada gelirken kahvenin yarısını dökmüştüm. Neyse değiştirmemiz bir yandan iyi oldu aslında. Nazik bir şekilde karşıladılar. En azından bana nazik davrandılar içeride. Bilmiyorum sana nasıl davrandılar. Bana da nazik davrandılar da ben kusura bakmayın. Hani ben yanlış demedim aslında ama ben kusura bakmayın dedim. Bunu bırakmam lazım aslında. Niye haksız olduğun durumlarda da yani haklı olduğun durumlarda da haksızmış gibi davranıyorsun. Bu konuyu konuşmalıyız. Meltem'e geçen gidiyorum ki ben sandalyeye çarptım. Sandalye dedim ki pardon. Sandalye pardon dedim ya. Onun gibi olmuş. Az önce kahvenin tadı ya. Sanki hani böyle normal sade kahve de değil. Acı kahveydi. Acı kahve. Ekstra ekstra acı kahveydi. Ekstra sadeydi. Bir de ben az şekerli isteyecektim. Şimdi kesin acı kahve olur diye orta şekerli istedim. İki kat acık bir kahve geldi. Neyse bunu hep buna bakayım. Bir de üstünde de şey vardı. Köpükleri sanki böyle şey gibiydi. Köpükleri de sanki deterjanla yapılmış gibiydi. Çok şekerli bir kahve olmuş. Bence de Türk kahvesini dışarıda bir yerde içmeyin. Tavsiye etmiyorum. Bence bunlar Türk kahvesi tutturamıyor arkadaşlar. Ya, bu kalenin dibinde bir yer bakın. Bu yukarıda kale var. Bu da kalenin dibi. Buraya gelmeyin. Ne ya? Ölürüm ben bunu içince. Sulandırayım ben biraz. Bu arada gittiğimiz bu tur normal 80 liraydı ama Meltem'in skilleri sağ olsun. 70 liraya girdik. Turun içine de işte dediğim gibi bir tane yemek veriyorlar. Bir öğün. Ama gerçekten doymazsanız alabiliyorsunuz. O kadar. 3 tane koya gidiyor. Ben tüm koyları çekmedim. İşte aralarda çektiğimi gördünüz zaten. Şimdi kalenin içine giriyoruz. Burada bir sürü şey yazıyor. Bunu çıkarken çekeceğim. Yani güvercin adasına giriyoruz şu an. Güvercin adası burası mı? Evet. Güvercin adası. Aa ben kale diyebiliyordum bunu. Ama benim bilgim yoktu hani kale diyebiliyordum dediğim. Evet. Burada çok fazla bitki var. O bitkilerin detaylı bilgilerini üzerlerindeki şeylerden görebiliyoruz. Aynen arkadaşlar gelirseniz oradan bakarsınız. Hani hiç ben çekmiyorum onu. Siz gelince bakarsınız ona. Seyahatnamesinde Kuşadası kısmında Güvercin Adası'ndan bahsediliyor. O kadar eskiye gidiyor. Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda yaşadığını düşünürsek. Buraya Kuşadası denmesinin sebebi Güvercin Adası olması için de. O kadar büyülü ve tılsımlı bir yer ki her yıl bu küçük adaya binlerce kuş geliyor ve hiçbir kuş buraya konmadan başka bir yere göç etmiyorlar. O yüzden burası da Kuşadası. Aynen öyle. O yüzden buraya Kuşadası diyormuş. Yine hazıra kondun. Vallahi öyle oldu. Çok kalabalıklı diye içeride duramadık. O yüzden dışarı çıktık. 1998 Şubat'ında az önce görmüş olduğunuz balina Kuşadası sahillerine kendini vurmuş. Bak bu, sen. Aynen. Bu balinanın adı da uzun balina veya fin balinası diye geçiyor. Yani türü direkt bu. Yani bu balina türü Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyılarında çok da görünen bir balina türü değil. Bir saattir ben söylemeye çalışıyorum. Cümle bir türlü olmuyor çünkü çok yorgunum ben. Sonra Meltem söyledi şöyle söyledi diye asla bir saat geçmeden bir tam Doğu Akdeniz kıyılarından bu balina kardeşimiz çok görülmüyor. O yüzden tabii böyle bir çevrede çok merak uyandırmış. Aynen. O yüzden bunun iskeletini, bu arada bulduklarında 14,5 metre uzunluğunda ve sadece 7-8 aylık. Ki 7-8 aylıkken böyle ideal boyutuna ulaştığında ne oluyor siz düşünün. Kuşadası Belediye Başkanı, o zamanlar bir kadın, şimdi adını hatırlamıyorum. Buna demiş ki biz bunu alalım, binaya koyalım. Belediye binasına koymuşlar bir süre. Ardından buraya Güvercin Adası'na getirmişler. Şu an burada sergileniyor. Bu
raporda bulduklarında yani fark ediyorlar ki 2 ay önce ölmüş. Çok fazla deformasyon olduğu için cinsiyetini ve ölüm nedenini maalesef saptayamıyorlar. Ama iskeleti bir takım restorasyonlardan sonra sergilenebilir durumda. Gelip güvercin adasında görebilirsiniz. Aynen. İlk kez de belediyeye koyuyorlarmış. Türkiye'de bu ilkmiş herhalde. Belediyeye sergilenme olayı. 2006 yılında da buraya getiriyorlar. Buraya. Kaleye getiriyorlar. Yani güvercin adasına getiriyorlar. 2020 yılında da Fırat Baydil'e gelip ziyaret ediyor. Evet. Evet. Bu arada bizim bildiğimiz yerde şurası falandı. Zaten buraya girişte şu ileriden. Şimdi buradan geldik. Şu anda bu gösterdiğim. Bu deniz kuşu olana bindik. Ama bir şey söyleyeyim mi? Koylar bence gayet güzeldi. Ben memnun kaldım yani. Şimdi biz bir restorana geldik. Oturduk. Burada balıkçıların olduğu değil, balık satan restoranların olduğu bir yere geldik oturduk. Buranın da Ali Baba'ymış. Şimdi bir şeyler söyledik. Onların gelmesini bekliyoruz. Thank you.